İyi günler, Gülgün Hanım. Çocuk hakları sohbetlerimize devam ediyoruz, sohbetimize devam ediyoruz. Bu ikinci videomuzda çocuk hakları sözleşmesi nasıl bir şeydir, nasıl bir sözleşmedir? Yasal yükümlülükler getirir mi? Bu sözleşmenin içinde ne vardır? Hangi haklar vardır? Çocukların hakları nelerdir bu sözleşmenin içerisinde tanımlanan hakları? Yasal olarak tanımlanan hakları nelerdir? Diye biraz konuşalım istiyorum. Daha sonra da Türkiye tarafından da aslında imzalanmış ve onaylanmış bir sözleşme bu. Dünyadaki çocuk haklarının durumu bu sözleşme çerçevesinde ve Türkiye'deki durumuyla alakalı kısa bir sizden yorum almak istiyoruz. Özellikle de ilk sözleşmenin onaylanmasıyla, Türkiye'de onaylanması ve bugüne kadarki aradaki dönemle ilgili sizden kısa bir yorum almak istiyoruz. Teşekkür edeyim. Ne derim? Çalışayım bunlara yanıt vermeye. Çok sağ olun. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden birinci bölümde bahsetmiştik. Nedir, nereden çıktı, nasıl? Esas çıkış noktası şöyle bir soru gelebilir izleyicilerimizin aklına. Neden bir insan hakları sözleşmesi varken ayrıca çocuk hakları sözleşmesi olsun? O onu kapsamıyor mu? Çok doğru bir düşünce tarzı. Ancak daha önceki konuşmamızda da bahsettim. Çocukların özel konumları itibariyle korunmaya ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla onlara özel bir çocuk hakları sözleşmesi geliştirildi. Buradan giderek uluslararası topluluğun çocuğa ne kadar, ne denli önem verdiğini de simgelemiş oluyoruz. Çocuk hakları sözleşmesi için derler ki çocukların insan hakları sözleşmesidir, Magna Carta'sıdır. Hükümetleri bağlayan sorumluluklar yasasıdır çocuk hakları sözleşmesi. İmza atan, onaylayan ülkeler ki 193'dür sayısı, Amerika ve Somali hariç bütün dünya ülkeleri onaylamıştır sözleşmeyi ve evrenselleşmiştir. Bunu onaylayan ülkeler için onların hükümetlerini bağlayan sorumluluklar yasasıdır çocuk hakları sözleşmesi. Her çocuğun yüksek yararının gözetilmesini öngörür. İlkelerden biri bu yüksek yarardı. Yani ailevi sorunlarda olsun, özellikle mahkemelerde anne baba ayrılıklarında olsun ya da suça itilmiş bir çocuğun, şimdi aklıma gelen örnekler bunlar, yargılanma sürecinde olsun, daima ve her zaman çocuğun yüksek yararı önde gelecektir. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğu ilgilendiren kararlarda onun düşüncesinin alınmasını öngörür. Bu da prensiplerinden biri. Ve çocuğun ifade ettiği düşüncelerinin dinlenmesi ve saygı görmesini savunur. Bu da gene bir yenilik diyebilirim. Her ne kadar 20 yıla yakın zamandır Çocuk Hakları Sözleşmesi uygulanmakta, ülkemizde de 18 yıldır onaylanmasının üstünden 18 yıl geçip uygulanmaktaysa da bu gene yeni bir kavram. Çocuğun ifadesinin kendiyle ilgili kararlarda olan düşüncelerinin alınmasını öngörüp ona saygı durması ve çocuğun zihinsel gelişmişliğiyle orantılı olarak bu kararları uygulamaya geçmek. Belki bir şey daha ilave edebiliriz. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun insan onuruna yakışır ve gerekli haklarının toplu halde söylemidir. Ben özellikle bunu çok seviyorum, beğeniyorum, altını çiziyorum. Gerçekten çocuğun insan onuruna yakışır ve gerekli haklarının toplu halde söylemidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun birey olarak, varlık olarak dünyaya gelmesini hepimiz seviyoruz, istiyoruz, biliyoruz ama acaba yaşamı boyu nelerle karşılaştırıyoruz o çocuğu bilerek veya bilmeyerek, toplum olarak, birey olarak, ana baba olarak, öğretmen olarak, hekim olarak, herhangi bir kişi olarak ne kadar acaba onuruna yakışır davranıyoruz çocuğun?
örnek, ne kadar örnek olabiliyoruz o çocuğa? Çünkü çocuk aynı zamanda bir ayna ya da biz çocuğun karşısında bir aynayız ya da iki taraflı. Baktığını, gördüğünü uyguluyor, yapıyor, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çocuk çok hassas bir konu. Çocuk dünyaya getirmek, çocuk geliştirmek, sadece şu kadar çocuğum olsun, aman da ne güzel olurun ötesinde bir şey. O çocuk dünyaya geldiğinde onun birey olarak, sizi de ayrıca sürdüren bir varlık olarak, sizin kimliğinizi, kişiliğinizi, ailenizi sürdürecek bir varlık olarak, dolayısıyla toplumunuzu taşıyacak, bir yerlere götürecek, ülkenizi bir yerlere getirecek bir birey olarak çocuğun dünyaya getirilirken düşünülmesi, dünyaya gelen her çocuğun da saygıyla, sevgiyle, haklarına saygı duyularak yetiştirilmesi gereklidir diye düşünüyorum. Yoksa çok güzel insanın, çok sevdiği çocuğu olsun, ne kadar hoş bir şey ama gerçekler öyle göstermiyor. Yani kapasite, gerek ekonomik kapasite, gerek sosyal, çocuğun, bu kadar çok çocuğun bir ailede yetişmesi nelere mal oluyor, bir toplum nelere mal oluyor, bunları düşünerek gerçekleştirmemiz gerekir gibi geliyor. Şimdi sözleşmenin neler getirdiği, temel kapsama alanlarına bakacak olursak, bir kere çocuğun yaşama hakkı var. Yaşama hakkıyla neyi kastediyoruz? Aşılarının yapılması, sağlıklı ve yeterli beslenilmesinin sağlanması, hastalıklardan korunması, hasta ise tedavi edilmesi, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması, mutlaka bir barınakta, bir evde yaşaması, yaşama hakkını ona sağlayacak, yaşama hakkının uygulandığını gösterecek bir normdur diye düşünüyoruz. Ancak bunlar en asgari düzeyde bunlar yapıldığı zaman çocuk hayatta kalma, yaşama hakkını gerçekleştirmiş oluyor. Daha sonra gelişim hakkı, gelişme hakkı diye bir hakka göz atmak istiyorum. Çocuğun gelişmesi için, yaşaması için nasıl onun beslenmesi, bir takım besleyici, mikronütriyenlere zamanında alması gerekiyorsa, gelişmesi için de belirli zamanda uyarılması, ona yaratılışıyla gelen, kendinde taşıdığı potansiyelini geliştirecek dürtülerin, bilgilerin, eğitimin verilmesi gerekiyor. Onun için ilk öğretim her çocuk için sorumlu ve parasızdır. Ama ilk öğretimden daha önce gelen bir başka şey var. Okul öncesi eğitim. Artık böylesine çocuk yetiştiren bir dünyada, bir globalizasyonda neden bizim çocuklarımız daha geç başlasın? Daha geç başlasın derken okul öncesi eğitimini almadan başlasın. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekecek. Kız erkek çocuk okula devam, kız ve erkek çocuğun okula devamı sağlanır. Yani kızlar öncelikli değil de oğlanlar daha öncelikli. Ben ancak oğlumu okutabiliyorum, kızımı okutamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Onun için burada tabii devletin yapacağı çok şey var ama birey olarak, biz hakları bilen kişiler olarak ben herkese seslenmek istiyorum. Eğer çevrenizde okula gönderilmeyen çocuk var ise, okula gönderilmeyen kız çocuk var ise, bunları demiyorum ki ihbar edin. Ama gönderilmesini sağlayacak olanaklar yaratın. Kendinizi sorumlu hissedin bir vatandaş olarak. Çocuklar arasında dolayısıyla cinsel ayrım yapılamaz. Bu daha kıymetlidir, öbürü değildir diye bir ayrım artık bu devirde hele hiç yapılamaz. Çocukların zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesi için yine okullar, okul öncesi eğitim gereklidir. Eğer bunlar yerine getirilemiyorsa, çocuk gönderilemiyorsa gerekli durumlarda maddi destek verilir. Kim yapar bunu? Tabii gene devlet, Milli Eğitim Bakanlığımız
yapar. Sivil toplum kuruluşları yapabilir. Çocuklar bilgi edinme hakkına sahiptir. Gelişmek için birçok şeyleri bilme hakkına sahiptir. Boş zamanlarını değerlendirmeleri sağlanmalıdır. İşte çocuklar dernek kurabilirler. Bilmiyorum bu ne kadar biliniyor. Çocukların dernek kurma hakları vardır. Kulüplerde birleşme hakları vardır. Birleşip etkinlik yapma hakları vardır. Parklarda vesaire yerlerde oynama hakları, sosyalleşme hakları vardır. Ama buralarda güvenliğin sağlanması, çünkü geçenlerde çok kötü bir olayda İstanbul'da bir yavrumuzu İzmir'de kaybettik. Serseri, başıboş bir kurşunla. Yani çocuk, herkes için hayat önemli, herkes için güvenlik önemli ama çocuk için biraz daha önemli gibi geliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Buradan dolayısıyla korunma hakkına geliyoruz bütün bu söylediklerimizden sonra. Her çocuğun bir kimlik belgesi olmalıdır. Bu ne demek? Çocuklarımız hala bizde bu oran yüksek. Onun için bunun altını çizmek istiyorum. Doğduktan sonra yasaya göre bir ay içinde, sanıyorum bir ay içinde, onlara bir kimlik belgesi verilmesi gerekiyor. Oysa bizim ihmal ettiğimiz, zaman bulamadığımız, kar yağdı, sel geldi vesaire, nasıl olsa yazdırırız diye nüfusa kaydettirmediğimiz pek çok çocuğumuz var. Dünyada da bırakan bir hayli. Şimdi kimliği olmayan çocuk nüfusta kaydolan bir kere vatandaş değildir. Böyle bir kimliği olmayan çocuk hiçbir şey bir yere giremez. Biz artık biliyoruz, en son kimlik numaralarımız olmadan yanımıza hiçbir şey yapamıyoruz artık. Nereye gitsek nüfus kağıdımızdaki vatandaşlık numaramız istiyor. Peki vatandaşlık numarası olmayan insan zaten vatandaş sayılmıyor. Başıboş herhangi bir şey gibi. Dolayısıyla buna özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Analar babalar bir şekilde ihmal edip bunu yaptırmıyorlarsa gene bizim gözlerimizi böyle açıp, bakıp, görüp, duyup, işitip bunları yerine getirmeye vesile olmamız gerekir. Çevremizde böyle insanlar varsa, böyle durumlar varsa. Eğer çocuğa bakmakla yükümlü olanlar sorumluluklarını yerine getiremiyorlarsa, yoksuldur, imkanları yoktur, çocuğu olmuştur, çaresizdir, bundan devlet sorumludur. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğun sorumluluğunu evvel emirde, öncelikle ana babaya veriyor, ondan sonra yakın ailesine ve devlete veriyor. Engelli çocuklar özel koruma altına alınmalıdır. Engelli çocuklar öyle istedikleri için engelli olmadılar, öyle doğdular. Ama biz biliyoruz ki çocuk ne verilirse onu alıyor, nasıl yönlendirilirse o doğrultuda gelişebiliyor ve çok yararlı oluyor. Artık zaten medyadan, yazılı ve görsel medyadan bunları bilmememiz mümkün değil. Öyle bir bilgi çağında yaşıyoruz ki bir yerden duymazsak bir yerden duyuyoruz. İşte bunlar takımlarda top oynuyorlar, olimpiyatlara katılıyorlar. Fakat bir Helen Keller örneği vardır. Geçtiğimiz yüzyılda yaşayan kör, sağır ve dilsiz bir çocuk. Bu öyle yetişti ki bilimsel araştırmalar yaptı. Çok bilinen bir araştırmacı oldu Helen Keller. Sağır, dilsiz ve görmez. Düşünün. Demek ki üstünde durulup geliştirilince, uyarılınca, öğretilince çocuklarımız ne olursa olsun, engelli olsun olmasın, yaşama ayak uydurup çevrelerine de yararlı olabiliyorlar. 16 yaşından küçük çocuklar çalıştırılamaz. 16 yaşından büyük çocuklar kötü koşullarda çalıştırılamaz. Bu da çok önemli. Yine çocuğun koruma hakkına giriyor. Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü ILO'nun 182 sayılı sözleşmesine göre
çocukların çalışmasına, bir çalışma yaşına bir sınırlandırma gelmiş. Bu da 16 yaşı gösteriyor. Zararlı pardon, zararlı alışkanlıklardan, zararlı örneklerden kurtulması için çocuğun. Çocuklara duygusal, fiziksel, cinsel istismar, ihmal ve sömürüden koruma sağlanmalıdır. Bu son derece açıktır sanıyorum. Çünkü çocukken çocukların başına gelen bu tür kötülükler, travmalardan korunmaları gerekir ki bu travmalar kalıcı alışkanlıklar ya da çocukta kalıcı yıkımlar getirmesin. Suç işlemişse, bir suça karışmışsa, kanunla başı derde girmişse çocuğun yaşına uygun yargılanmalıdır. Suç işleyen çocuk yeniden topluma kazandırılmalıdır ve gerekirse barolar kendisine avukat sağlamalıdır. Ve bunları biz, bu çalışmaları zaten yıllardır görüyoruz. Teşvik olunuyor, gitgide yerine oturuyor ama bilinmesinde yarar vardır diye altını çiziyorum. Tabii ki çocuk savaş ve şiddetten korunmalıdır. Gelelim sözleşme hükümlerinin kapsadığı temel alanlardan dördüncüsü olan katılım hakkına. Katılım hakkı, daha önce de birkaç kez geçen konuşmamızda da ifade etmiştik. Çocuklar kendileriyle ilgili kararlarda ifade etme hakkına sahiptirler. Görüş bildirme hakkına sahiptirler. Yetişkinler de çocukların görüşlerine saygı göstermelidirler. Çocuklar başkalarıyla bir araya gelme, dernek, kulüp kurma, topluluklara katılma hakkına da sahiptirler. Kabaca çocuk haklarına dair sözleşmenin kapsadığı alanların altını çizmiş olduk. Şimdi dilerseniz birkaç maddeyi, çarpıcı maddenin de altını çizmek istiyorum. Daha önce bahsetmiştik, çocuk hakları sözleşmesi ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç 18 yaşın altındaki her insan, her birey çocuk sayılır diyor. Sözleşmenin ikinci maddesi ayrım gözetmeme. Hiçbir çocuk arasında ayrım gözetilmeyecek. Zaten olması gereken de bu. Çocuk hakları yetkileri altında bulunan her çocuğa, taraf devletler yani onaylayan devletler bizim devletimizde dahil olmak üzere, yetkileri altında bulunan her çocuğa kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt eder. Demek ki bu saydığımız nitelikler, farklılıklar, yazıda farklılıklar, doğuştan farklılıklar, engelliler, her türlü hal, hiçbir çocuk için çocuğun ayrım görmesi, öne alınması, tercih edilmesi ya da itilmesi için geçerli ve gerekli bir sebep değildir. Bunu yapmak zaten suçtur. Bir, her şeyden önce bir insan suçudur diye düşünüyorum. Üçüncü maddemizde çocuğun yüksek yararı var. Birkaç kez söyledik, yine de üzerinden geçelim. Çocukla ilgili bütün girişimlerde çocuğun yüksek yararı tam olarak gözetilecektir. Çocuğun görüşünün alınması madde 12. Ona değinmiştik. Çocuğun ifade özgürlüğü, çocuk ülke sınırlarına bağlı olmaksızın görüşlerini ifade etme, bilgi edinme, sahip olduğu görüşleri ve edindiği bilgileri başkalarına aktarma hakkına sahiptir. Bu da onun kaçınılmaz bir hakkıdır ve madde 13'te betimlenmiştir. Düşünce ve vicdan özgürlüğü madde 14. Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına taraf devletler
ve taraf devlet vatandaşları tabii ve bütün insanlık saygı göstermelidirler. Devlet ana babanın uygun biçimde yönlendiriciliğine tabi olarak çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne saygı gösterecektir. Çok önemli. Yani bir prototip böyle olsun, böyle olmalıdır diye bir çocuk yetiştirme modeli sunmuyor. Ne sunmuyor? Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme. Bu nedir? Uluslararası bir yasadır ve onun maddeleri amirdir. Yasayı onaylayan ülkeler için ki diyoruz ki evrensel onaylama oldu. Demek ki bütün dünya ülkeleri için bu amir bir kuraldır. Bunu yerine getirmekte devlet getirmesini sağlamak ve hem devletin hem de vatandaşın görevidir diye düşünüyoruz. Çocuk 17. maddede diyor ki gerekli bilgilere ulaşma hakkı vardır. Ondan önce 16. madde der ki özel yaşantısının korunması lazımdır. Çocukların özel aile ve ev içi yaşantıları ile kurdukları iletişime yönelik dış müdahalelerden, iftira veya haksız suçlamalardan korunma hakları vardır. Sanıyorum açık. Özel yaşantısının korunması. Aman gel bakayım senin çantanı karıştırayım, bugün ne yazmışsın, ne kötü şeyle uğraşmışsın. Bak sen işte orada tek başına odanda kapanıyorsun, kalıyorsun, ne yapıyorsun, şu hatıra defterine bir bakayım vesaire. Herhalde kendimizi ebeveynler olarak biraz daha derleyip toplamamız gerekecek gibi geliyor. Nasıl kendimize, çocukluğumuzda, gençliğimizde bu tür şeylerin yapılmasından hoşlanmıyorsa bunları çocuklarımıza da yapmamamız gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, haklı mıyım, haksız mıyım? 18. maddede çocuğa ana baba çocuğun yetiştirilmesinde ortak ve birinci elden sorumluluk taşımaktadır diyor. Ana babanın yetersiz kaldığı durumlarda tabii devlet kurumlarıyla bunu bunun yerine bir başka koruyucu müessese kurum sağlamış oluyor. Çocukların istismar ve ihmalden korunma hakları var. 19. maddede belirtilmiş. Devlet çocuğu ana babanın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü kötü muamelesinden koruyacak, çocuk suistimalini önleyecek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların tedavisini amaçlayan sosyal programlar hazırlayacaktır. Ailesiz çocuğun korunması var. Evlat edinme hakkında detaylı bilgiler var. Mülteci çocuklar, sığınmacı çocukları anlatıyor. Engelli çocukları uzun uzun anlatıyor sözleşme. Aslında okunması zevkli, öğrenilmesi daha zevkli ama uygulanması süper keyifli bir sözleşmedir diye düşünüyorum. Ayrıca 24. maddemiz sağlık ve sağlık hizmetlerini anlatıyor. Çocuk mümkün olan en üst düzeyde sağlık ve tıbbi bakım standartına ulaşma hakkına sahiptir diyor. Tabii ki bunu anne babanın farkındalığı ama devletin kurumlarının sağlıklı yaşama, sağlıklı çalışması, çocuğu öne alarak yaşaması. Ayrıca bilmiyorum zamanımız ne kadar ama sağlık kuruluşlarına götürülen çocuğun sağlık kuruluşunda kendisine gösterilen yakın ilgi, daha doğrusu ilgi hep yakın da sıkılmadan, çocuğu üzmeden, bıktırmadan, korkutmadan, örselemeden bakması, ona göre ilacını vesairesini, kendisini bir birey olarak kabul ederek, çocuğun bir birey olarak bir birey olarak hale alınarak, dikkate alınarak sunulması en büyük önemli. Çünkü hem korkutmamak çocuğu biliyoruz, çocuklar korkarlar. İğne yapacağım. Hala bu devirde sokakta görüyorlar. Teyze sana iğne yapar. Canım teyze niye iğne yapsın? Ayrıca teyze sana iğne yaparsa
Yani yine çok mu kötü bir şey? Çocuğu bu tür şeylerle korkutmak etik değil. Her şeyden önce etik değil. Ne çocuğa ne kimseye yararlı. Sağlık hakkına geçerken 26. maddede sosyal güvenlik hakkı var. Çocuk sosyal sigorta dahil sosyal güvenlik imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir. Çocuğun yeter bir yaşam standardı hakkı var 27. maddede. Yeterli yaşam standardına ulaşma hakkı var çocuğun. Bunları tabii daha detaylı anlatmaya pek vaktimiz yeteceğini sanmıyorum ama ben şöyle bir değiniyorum. Arzu eden izleyicilerimiz birer çocuk hakları sözleşmesi edinirler. Vardır zaten. Her yerde erişebilecekler bir ortamdır. Okuyup ayırdığına varabilirler. Bu videonun altına da aslında çocuk haklarına dair sözleşmeye nasıl ulaşacaklarıyla ilgili bir link koyacağız. Çok güzel. O çok güzel olacak gerçekten. 28. maddeye geldik. Çocuğun eğitim hakkı. Hani biraz önce denmiştim eğitim, gelişme hakkı vesaire. Eğitim hakkı. Çocuk eğitim hakkına sahiptir. Devletin görevi ilk öğretimin zorunlu ve parasız olmasını sağlamak, her çocuğun yararlanabileceği değişik orta eğitim kanallarını teşvik etmek ve yeteneklerine göre herkesin yüksek öğrenim imkanlarına kavuşturmaktır diyor bu madde. Okul disiplini çocuğun haklarına ve saygınlığına uyumlu olmalıdır. Çok önemli. Devlet bu hakkın uygulanabilmesi için başka ülkelerle işbirliği içinde olacaktır. Okul disiplini çok önemli. Çocuğu önüne gelmiş her dediğini yaptıracak bir küçük insan olarak düşünmek yerine çocukla el ele çocuğu kale alarak, çocuğu dikkate alarak, onun kişiliğine saygı duyarak ve kendileri güzel örnek olarak eğitmenlerimizin, öğretmenlerimizin, okul idaresi personelinin davranması lazımdır diye düşünüyorum. Tabii ki onlar bunları çok iyi biliyorlar ve uyguluyorlar ama bazen bunun dışında vakaları duyunca doğrusu insanın içi sızlıyor. Onun için bunun altını böylece çizmek istedim. 29. maddede eğitimin hedefleri var. 30. madde azınlıklara ve yerli halklara mensup çocuklardan bahsediyor. Bu çocukların kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerinin gereklerini yerine getirme ve kendi dillerini kullanma hakkını vurguluyor. 31. maddeye geldik. 31. madde dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme ve kültürel etkinlikler. Daha önce de değindiğim gibi çocuk dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Bakın bunlar hakla. Demek ki buralarda hak ihlali oluyor ki bunu dahi hak olarak burada sözleşmede belirtmiş. Yani her şeyi çok iyi inceden inceye değinen bir sözleşme. Geldik 32. madde. Bu gerçekten ayrı bir önem taşıyan madde. Çocuk işçiler konusunu ele alıyor. Ve biraz önce de değindiğim gibi çocukların hangi koşullarda çalıştırılabileceğini, 16 yaşın üstündeki çocuklar dedik. Bunların gelişimlerini engellemeyecek zihinsel, bedensel ruhsal gelişimlerini engellemeyecek şekilde çalışacak ve belki bunun, belki de mutlaka bir karşılığı olacak şeklinde ifade ediyor. İşte uyuşturucu kullanımı çok güncel bir konu. 33. madde çocukların uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarından, bu tür maddelerin üretimine ve kaçakçılığına alet olmaktan korunma haklarını belirtiyor. 34. madde cinsel sömürüye. Cinsel sömürü çok fazla güncel bir konu. Yalnız bizde değil, bütün dünyada gördüğümüz, adeta çocuklara açılan bir savaş gibi. Çocuklar örseleniyorlar ve devletten beklenen fuhuş ve pornografi dahil çocuğun cinsel sömürü ve suistimalinden
istismar edilmesinden korunması. 35. madde çocukların satılmaları, kaçırılmaları ve fuhşa zorlanmaları. Çocukların bunların hiçbiri bir çocuk aklı, düşünüldüğünde akla gelmeyecek, hızla itilecek konular, ancak çok rastladığımız çocuk sorunları içinde. Çocukların kaçırılmalarını duyuyoruz. Organ mafyası bunu yapıyor diyorlar ülkemizde. Yani yapıyorlarsa da artık ben işte sözleşme var. Altına imza atmışız, onaylamışız. Bütün uluslararası camiada örnek, iyi ya da kötü uygulamalarımızla örnek olacağız. Bununla uğraşılması, bunun uygulanması yönünde gidilmesi olarak istiyorum ve herkesin bu konuda el ele vermesini istiyorum. Yine işkence ve özgürlükten yoksun bırakma gibi bir şeyimiz var. Maddemiz var. 38. madde silahlı çatışma ortamındaki çocuklar. Hangisi hangisinden daha önemli, daha az önemli diye düşünüyor insan. Hepsinin ayrı ayrı kendi içeriğinde önemi var. Çocukların yargılanmaları 40. madde. Yasalara aykırı iş yapan çocuk, saygınlık ve değer anlayışını geliştiren, yaş durumunu gözeten ve toplumla yeniden bütünleşmesini hedefleyen tarzda muamele görme hakkına sahiptir. Demek ki çocuk bir suça karışsa bile onu sağaltıcı, onu eğitici bir şekilde bu suçtan alabileceği, almasın ihtimal, almaması çok iyi ama alması ihtimali olan ceza sürecinde onu eğitici ve suçtan uzaklaştırıcı şekilde ilgi ve eğitim görmesi gerekir. Sözleşme maddeleri aşağı yukarı kapsadık sanıyorum. Şimdi 41. madde çok önemli. Diyor ki çocuğun hakları ile ilgili olarak geçerli ulusal ve uluslararası yasalarda yer alan standartların iş bu sözleşmede yer alanlardan daha üstün olmaları halinde her durumda daha üstün standartlar geçerli olacaktır. Üstün standartlara uyma hakkı. Çocuk haklarına dair sözleşme bizim anayasamızın 90. maddesiyle iç hukuk normu haline gelmiştir. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ama burada söylenen şey, bundan çocuğun yararına, bundan daha üstün bir iç ya da dış hukuk, uluslararası hukuk kuralı varsa o uygulanacaktır. Demek ki çocuğa verilen önem burada çok güzel zikrediliyor. Bize ne düşüyor ülke olarak? Bunları uygulamak. Bir şey daha ilave edeceğim. Biliyorum biraz zamanınızı açtık gibi geliyor. Taraf devletler sözleşmeyi 44. maddede izah ediliyor, bu açıklanıyor. Sözleşmeyi onaylayan, ratify eden ülke Birleşmiş Milletler'e bir söz veriyor. Diyor ki ben sözleşmeyi onayladığımdan sonraki 2 yıl içinde, daha sonraki yıllarda da her 5 yılda bir Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne, ki bu Cenevre'dedir, bir rapor vereceğim. Uygulamalarımı sözleşme doğrultusunda şöyle 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 yaptım. Şunları çok gerçekleştiremedim ama bunları da toparlayacağım ve yakında bunları da yerleştireceğim diye bir söz. Bu da burada yazılı. Yani uygulamaya ilişkin her bir şey. Dolayısıyla eğer biz yani düşünecek olursak, tamam bu sözleşme aldık yaptık gidiyoruz. Ama ya ne bağlıyor ki bu, yani ne kadar yapsam, ne kadarını yapmasam, işte çocuk değil mi canım, olduğu kadar oluyor. Yani biz de bu kadar becerebiliyoruz, daha fazlasını vallahi yapamıyoruz falan gibi bir düşünce tarzını buraya sokamıyoruz. Çünkü çocuk neydi? Çocuk birinci öncelik. Çocuk insanlık elinde olan en değerli şeyi çocuğa vermekle yükümlüdür. O halde çocuk için her şeyi yapacağız, uygulamasını iyi yapacağız. Türkiye 3 rapor sundu şimdiye kadar.
UNESCO raporların Birleşmiş Milletler'den gelen raporlara dair onlara ilişkin yorumları da belki bir başka konuşmamızda gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için de. Daha sonraki programımızda da dediğim gibi Türkiye'nin, dünyanın ve Türkiye'nin çocuk hakları durumuyla alakalı kısaca bilgi vereceğiz. Yine dediğiniz gibi bu rapordan, komiteden de başka programlarımızda bahsedeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu programımızı özellikle 20 Kasım 2012 yılında yayınlayarak Türkiye'deki izleyicilere, Türkiye'de çocuk hakları ile ilgili, çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkese açmış bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun.